İyi günler arkadaşlar. Bugün yer misin yemez misin kanalı ile fırında kabak yapacağız. Burada 3 adet rendelenmiş ve sıkılmış kabağımız var. Suyu fazla suyunu sıkılmış. 1 adet de havuç ekledim lezzet vermesi için. Şimdi 2 adet yumurtamız var. Bu yumurtalarımı bir çatal yardımıyla çırpıyorum. Evet ve yavaş yavaş böyle kabaklarımın üzerine döküyorum. Şöyle karıştırıyorum. Evet. Şimdi burada yeşil soğanım var. 3-4 adet kadar. Yeşil soğanımı ilave ediyorum. Maydanozum. Şöyle. Dereotum. Bunlar yaklaşık yarım bal kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da böyle kahve fincanı kadar zeytinyağım var. Has zeytinyağımı döküyorum. Beyaz peynirim var. 200 gram kadar. Peynirin iri tanelerini bu şekilde de bölebiliriz. Bir su bardağı kadar unum var. Unumuzun miktarını arttırabiliriz biraz daha kıvama göre. Ve bir paket hamur kabartma tozum var. Katıyorum. Baharatlarımı da katıp iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Pul biber. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Karabiber. Yine tatlı kaşığımın ucuyla. Çok acı olmasını istemiyorum. Acı seven arkadaşlarımız daha çok katabilirler. Evet. Şimdi malzememizi karıştırıyoruz. Hepsi bu kadar. Fırın tepsimi yağlayacağım. Üzerine kaşar serpip 200 derece fırında pişireceğiz arkadaşlar hep birlikte. Evet, kıvamı çok güzel oldu. Çok cıvık bir kıvam istemiyoruz. Böyle döndüre döndüre karıştırayım. Siz de iyice görün. Hazırladığım karışımı şimdi yan tarafa alacağım ve fırın tepsimi yağlayacağım. Evet. Fırın tepsimi alıyorum. Çok az zeytinyağı ile yağlıyorum. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz normal fırın tepsinizin içerisinde. Evet, bu şekilde yağlıyorum kenarlarında yapışmaması için. Evet. Şimdi mücverimizi tepsimize yayacağız. Bu şekilde bastırıyorum üzerine. Üzerine arkadaşlar servis ederken mücverimiz piştikten sonra sarımsaklı yoğurt, pul biber, dereotu koyarak da servis edebilirsiniz. Şimdi ben üzerine kaşar yaklaşık 200 gram kadar rendeledim. Bu kaşar peynirimizin üzerine de susam serpebilirsiniz. Çörek otu serpebilirsiniz. Artık damak tadınıza kalmış. Evet.
Şimdi gördüğünüz üzere düzgünce yerleştirdik. Kaşarlarımızı serpiştiriyoruz. Ve 200 derece fırında birazdan pişmeye gidecek. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğümüz üzere kabağımız pişti. Kenarlarından bir bıçak yardımıyla ayırıyorum. Biraz sıcak şu anda. Dilimliyorum. Şöyle ortasından bir dilim çıkartalım. Biraz ileri dilimler halinde dilimliyorum. Evet. Şöyle ortasını alarak sizin ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Biraz sıcak şu anda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere nefis fırında kabağımız pişti ve servise hazır. Yapayan, deneyen herkese afiyetler olsun. Sunumumu da bu şekilde yaptım.